Ya. Reçeli yapıyoruz. Bu mevsimlerde soruyorlar. Şifa kaynağı olduğu için hani herkes soruyor. Biz de yapıyoruz. Biraz zahmetli ama zahmete de değiyor yani. Kavanozun 75'ten 100'e kadar veriyoruz. 75'ten aşağıda vermiyoruz. Kaldır bakalım. Yapın ışığı. Kozalakları küçüklerini ayırıyoruz. Reçel yapacağımızı ortasından ikiye bölüyoruz. Onlar öyle şekerini koyuyoruz, kaynatıyoruz. Bunu da büyük kozalakları diri olarak yani bütün olarak kaynatıyoruz. Suyunu bir süzüyoruz. Tekrar koyuyoruz. Kaynıyor. O kozalağı bayağı bir pişiriyoruz. Pişirdikten sonra süzüyoruz. Suyunu alıyoruz. Suyunu kaynatıyoruz. Aynı üzüm pekmezi gibi. Bu da pekmez olasağı kadar kıvamı pekmez kıvamına gelese kaynatıyoruz. Kozalak pekmezi yapıyoruz, reçeli yapıyoruz. Toroslardan toplamış olduğumuz kızılçam ve karaçamdan almış olduğumuz taze kozalaklardan küçüklerinden reçel yapıyoruz. Büyüklerinden de pekmez yapıyoruz. Tüm hastalıklara şifa, astım hastalığına, bronşitlere, kanser hastalarına, mide hastalıklarına güvenilir. Hani herkes yiyebilir, afiyet olsun.